Cümleten selamun aleyküm değerli takipçilerim. Zelişin Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nevşehir'den, evimden kucak dolusu selamlar, sevgiler. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız, daha doğrusu bizi soracak olursanız, çok şükür iyiyiz, çok mutluyuz. Çünkü aylardır beklediğimiz zarfımız elimize ulaştı. Şöyle göstereyim. Google AdSense zarfımız çok şükür ki elimize ulaştı arkadaşlar. 3 aydır biz bunu bekliyorduk. Git gel postanelere git gel. Bir de kayıt zorluğuna bulamıyorlardı. Aynen, yani kayıt olmuyormuş bunda. Yani adrese de gelmiyor. Çok, yani çok emek verdim kanalıma. Bugünlere geldi sizlerin desteğiyle tabii ki. Sizler var olduğunuz sürece bizler de var olacağız inşallah. Başta Yeter ablam bugünkü videoma yani yorum yağmuru yapmış. Videomda bir açıklama yapmıştım ben sizlere. Çok mutluyum falan gibisinden, bir haberim var size gibisinden söylemiştim. Onu da yani Yeter ablam tabii ki tahmin etmiş. Zarf mı geldi falan diye. Sağ olsun Tülay ablamla ikisi beni yorum yağmuruna tutmuşlar. Allah razı olsun ikisinden de. Bütün takipçilerimden Allah razı olsun. Hepsi güzel yorum yapmış. Aynen. Bütün yani bütün hemşerilerimden, akrabalarımızdan, tüm bizi yani dışarıdan, yani yurt dışından, köylerimizden, her yerden bizi takip eden çok takipçimiz var. Çok destek verenimiz var. Yani bugünlere gelmek kolay olmadı. Allah razı olsun hepsinden de. Desteklerini hiç esirgemediler bizde. Hepsine de teşekkür ediyoruz. Allah İyi ki varlar. Bunların sayesinde oluyor. Yani evet. Desteklediler. Onlar like'larını attılar, yorumlarını yaptılar. Yani isimlerini sayamadığımız birçok arkadaşımız var burada. Evet. Yorum yapan arkadaşlar da biz kısadan geçiyoruz. Tek tek saymayalım dedik. Çok yani çok destekçimiz çok, Allah razı olsun. Yani bu yola çıktığımızda yani ben hiç istemiyordum. Kahramanın zoruyla açtım biliyorsunuz bu kanalı. Ama iyi ki de açmışım. İyi ki de dinlemişim eşimi. İyi ki de yanımda destek olmuş. Sizleri tanımış olduk. Yani eşimin sayesinde ayrıyeten bir YouTube ailem oldu. Hepinizden tekrardan Allah razı olsun diyeyim, yani sürekli de diyorum da. Sağ olsunlar canım. Yani şimdi onlar seni destekleyecek. Desteklemeye devam edecekler inşallah. Yani ben hiç böyle tahmin etmiyordum arkadaşlar. Yani buralara kadar geleceğimizi hiç düşünemiyordum. Artık yani bu zarf artık son aşamaydı. Bu da oldu çok şükür. Artık yani durmak yok, yola devam diyorum. İnşallah sizler için güzel güzel videolarım gelmeye devam edecek. Kanalım inşallah daha da büyüyecek sizlerin sayesinde, sizlerin desteğiyle. Dediğim gibi bu yollara, yani bu aşamalara çok zor geldim. O saati doldurmak, yani hemen doldurdum ben. Bayağı meşakkatli iş. Ama abone sayımı çok zor doldurdum. Abone sayısını doldurduktan sonra kanal açılmıyor hemen. Onu da söyleyelim. Aynen. Bayağı bir yani bilgiler falan girmek gerekiyor değil mi? Bu süreç şöyle devam ediyor. Sen abone 4000 yok 1000 aboneyi tamamlıyorsun. Bir sürede izlenmen az oluyor. Onu tamamlayayım derken işte kaç saatti? 4000 saat. 4000 saat izlenme. 4000 saat izlenmen olması lazım. Ondan sonra da sana tabii forum geliyor. İşte senin kanalını açmak için bazı süreçler var, orada onayladığın, onları tamamlıyorsun. İşte kimliğin ön yüzünü gönderiyorsun, ne bileyim ben. Bunlar senin hesap istiyor senden, bu hesap senin mi değil mi? 3 sefer falan sana para yatırıyorlar. O para seni sen misin değil misin diye tekrar ne kadar yatırdıklarını sana soruyorlar. Bir de o para hep yani böyle kuruşlu, küsuratlı. Ha, çok cüzi meblağlar. Evet ya, hani mesela 50 kuruş gibi. Yani 50 kuruş, 1 lira gibi. Aynen, yani öyle bir bu şey da, yatırıyorlar. Bu da o hesap o kişinin mi değil mi diye onu araştırmak için yapıyorlar. Ondan geçtikten sonra da
sana diyor işte 2 hafta ve 4 hafta sürebilir diyor. PIN kodu gelecek diyor. O PIN kodunu adres doğrulama kodu. Yani çok meşakkatli yani. Çok yani sağ olsun hep eşim ilgilendi bu tarz şeylerle. Bilmediğimizi hani bilen kişilere falan sorduk böyle. Hani abonesi yüksek olan YouTuber'lara falan sorduk. Allah razı olsun yani destek verdiler, ilgilendiler. Yani sadece şu zarfın gelmesi 3 ay sürdü bize. Arkadaşlar şimdi ben her şeyi tamamladım. Bize mail geliyor. İşte adres doğrulayın. İşte kanalımız şu ay şu güne kadar kapanacak girilmezse diye. Biz adresimize bakıyor. Adresimiz doğru. Normal kargodan bize ürün geldiği zaman aynı adres. Dedi ki bu yurt içindeki aynı adres. Yurt dışından da gelse aynı adres sonuçta. Biz neyse ilk adres girdiğimizde bölge diyor. Yani bölge lan bizim bölgemiz İç Anadolu bölgesi diye giriyor. İlk girdiğimizde adresi İç Anadolu bölgesi Nevşehir diye kayıtımızı yaptık. Bir ay oldu. Ne adresimize gelen var, ne bize soran var, geldiydi, gelmediydi. Tabii bu zaman zarfında ben şimdi orada yazıyor ya 2 hafta ile 4 hafta arası Covid'den dolayı bu süreç uzayabilir falan. Evet, 2 hafta geçiyor. Tabii ben postaneye gidiyorum yok. Tekrar gidiyorum yok. Tekrar gidiyorum yok. Böyle git gel git gel iki güne bir gidiyorum. Bir ay geçiyor. Baktım olacak gibi değil. Bir daha PIN kodu istedim. PIN kodu istemeden önce araştırdım. Acaba neden gelmiyor falan. Bu YouTube'daki acaba bizim durumda olanlar nasıl yaptı falan. Arkadaşım bir tanesi de demiş ki yorumunda abi demiş bölge olarak kendi bölgeni yazmış. Yani ben demiş merkez olarak yazdım. Ben normalde Karadeniz bölgesi diye yazdım. Bende de aynı olay oldu. Karadeniz bölgesinde Karadeniz diye yazdım. Gelmedi. İkinci PIN kodu istediğimde de merkez yazılacakmış dedi. Ve ikinci istememde de bölgeyi merkez bölge olarak yazdım. Yani Nevşehir merkez bölgesi diye. Yine gelmedi. 15 gün değil mi? 15 gün. Bir ay mı oldu en son isteyen? Ne kadar oldu? 15 gün mü oldu? 2-3 hafta falan neyim oldu? 3 hafta falan oldu. Tabii ben bu 2 hafta geçiyor. Tabii 2 ila 4 hafta içinde gelir diyor ya. Ben 2 haftayı geçiriyorum. Ondan sonra ikişer gün arayla postaneye git gel. Artık postanedekiler de gına geldi yani. Git gel git gel. Yani sürekli gidip soruyor da eşim. Bize zarf geldi mi? Zarf geldi mi? Oradaki personel de, personelin çavuşu mu artık ne o bilmiyorum bilgisayarın başında duran. Ben kargo tarafından bakıyorum sürekli. Yani gelen ilk etapta oraya geliyor. Bir de oradaki şef midir, onların başı mıdır, nedir bilmiyorum, müdürü müdür. Dün sen yine geldin işte yok dedik yani. Dedim ki abi konuşma hitabım dedim biraz dedim düzgün olsun. Bir de azarlıyorlar ben, yani sanki. Ben dedim senin dedim has yüzünü haset görmek için gelmedim ben bu yere. Ben dedim burada dedim bana gelen bir zarfı dedim yani bu önemli bir zarf diyor. Gelmedi diyor falan. En sonunda orada ben dedim ki ben dedim bu zarfı dedim bayağı bir süreç geçti çünkü kanalımız kapanacak dedim. Ben dedim illaki gelmiştir bu zarf dedim. Ama orada ama burada bir şekilde burada zarf gelmiştir dedim. Kayıtsız geldiği için bulamıyorlar. Herhangi bir kayıta girmediği için. Bize de mesaj gelmiyor işte zarfınız var diye. Veyahut da zarf geldi de eve de getirmiyorlar. Hani yani orada atıl bir şekilde kalıyor zarfınız. Desek ki hadi evde yoktuk desem normalde postayı oraya etiket olarak yazsın postanız var en yakın şubemize gelin diye. Bir de şu var yani zarfın üstünde önemli doküman içerir diye de yani belirtmişler. Bakın arkadaşlar şöyle önemli doküman diye yazıyor. Burada. Evet belirtmişler ama hiç yani dikkate almıyorlar. Yani bunu önemli yazdığı halde hiç önemsemiyorlar. Bir de oradaki şef öyle dedikten sonra ben de artık onun inadına gittim yani. Biraz ben bu işleri sevmem. İnsana insan gibi davranmayı severim her zaman için. Alttan ala, alttan ala. Tabii. Artık bana da öyle davranınca ben de artık orada
onun anlayacağı dilde konuşmaya başladım. Oradaki görevli personelin birisi de abi dedi, ben dedi o olayı ben biliyorum dedi. Birkaç kişiden de daha böyle başıma geldi dedi. Bir de dedi senin mahallen ne işte dedim, şu mahallemiz şura. Gitti oraya baktı, yok. Dedi ki sokak ne? Orada ayrı ayrı yazmışlar zaten işte 15 Temmuz mahallesi, evet. 158. sokak gibi. Öyle süreç geçti. Bir de dedim ki abi dedim bu dedim kesin gelmiştir. Çünkü yani mümkün değil. 3 ay oldu. İçime doğdu sanki ha. Yani mümkün değildi yani gelmemiş olması. Ve orada yani artık bakmışlar. En son adam demiş hani oradaki görevli sağ olsun, o da ilgilenmiş artık. Allah bugün razı olsun. Abi dedi gel dedi ben o olayı ben biliyorum dedi nasıl olduğunu. Evet. Birkaç kişinin de böyle dedi denk geldik dedi. Bir de en son lafı uzatmayayım. Dedi ki bir de dedi iade olan dedi zarflara bakalım dedi. Baktı inanır mısın şu boyda iade olan zarflar var. O zarflardan çıkar. Son 10 zarftan çıktı benim eşimin bu zarfı. Dedim bu mu dedi. Ah bu dedim ya. Yani biz zarfımızı dedim, geri göndereceklermişti. Gelmiş. Artık geri mi göndereceğiz, iptal mi olacaktı bilmiyorum evet, yani. İadelerin yani, içinden çıktı bu. Yani elimize ulaşmayacaktı ve kanalımız kapanacaktı. Yani başka bir adres nasıl olabilir ki? Ben açık ve net olarak isim, adres, aynen, bölge, her şeyi tam olarak yazmışım. Ki orada bu zarfı ararken 3-4 kişinin daha böyle zarfları vardı. Onların içinde yani onlar da çok uğraşmıştır, gelip gitmiştir. Yani ben onlara da söylüyorum. Yani iade olan yerlere baksınlar. Eğer zarfınız gelmiyorsa iade olan yerlere baksınlar. Aynen. Hatta 2 gün öncesi eşim yine yani zaten her gün gidiyordu da. 2 gün eve gidiyorum ya, ben utandım söylüyorum. 2 gün zaten öncesi eşim yine gitmiş postaneye. Demiş işte Google AdSense'den bizim zarfımız var. Orada da yine Nevşehirli bir bayanın Google AdSense yani bu evet, zarfı gelmiş. Eşim bir bakmış yani zarf şu şekilde duruyor. Normalde isim arka tarafta yazıyor. Ha demiş bu zarf bizim demiş eşim. Bir almış şimdi eline. Mahalle aynı. Sokak aynı mahalledeymişiz o bayanla da. Aynı değil, pardon. Başka bir sokak. Başka, mahalle evet, aynı da. Yani eşim bir bakmış, tamam demiş, ha bu bizim zarfımız. Bir bakmış başka birisinin ismi. Orada tabii bir hayal kırıklığına uğramış. Ha ben o ismin Instagram'dan sadece sosyal medyadan ben aradım ama o mu değil mi bilmiyorum. Mesajları falan gönderdim, resmini gönderdim işte böyle. Ama ulaşamadık biz o bayana. Yani o bayana da ulaşamadım. Yani o biz yaşadık, o yaşamasın dedim. Hani ona bir danışalım en azından dedik. Hani adresi mi acaba biz bir yerde mi yanlış yapıyoruz ki diye düşündük. Ama çoktan yani bayağı uzun zaman olmuş geleli ki artık iadeye ayırmışlar. Valla iade mi olacak yoksa yani onları imha mı edecekler bilmiyorum. Yani sizin de aklınızda bulunsun arkadaşlar. Hani böyle zarfınız eğer gelmiyorsa yani aradan bayağı geçip de gelmiyorsa ve gittiğiniz zaman zarfınız yok gelmedi falan filan diyorlarsa geri iade olacak zarfların içine baktırın illaki yani oradadır. Çünkü uzun zaman olmuş demek ki geleli, paket yapmışlar artık göndereceklermişti zarfı. Allah tarafından denk geldi. Ya işte oradaki personel müdürü mü artık personel şefi mi onlar öyle yapması benim de onun dilinde konuşmam biraz bilmiyorum da. Tesadüf mü diyeyim, şans mı diyeyim? İşte Allah tarafından, Allah yardım etti kahraman. İşte 2 gün öncesi biz çok yani hayal kırıklığına uğradık. Eşim çok üzülmüş. Bakmış yani bizim diye bir heveslenmiş, sonra da bakmış başkasının olunca. Nasıl canım? Hani üzülmüş demek ki yani nasip şimdiymiş. Olsun yani geç olsun da güç olmasın. Ha onların da günahını almayalım. Belki öyle, bir ay önce gelmiştir, belki 10 gün önce gelmiştir. İşte orasını bilemiyoruz ama yani demek ki iadelerin içinde olduğuna göre demek ki uzun bir zaman oldu bence geleli. Artık oradaki personel, lafı bana kestim. Oradaki personelden Allah razı olsun. Hemen benden yanıma geldi, gel abi ben o süreci biliyorum dedi. Hı hı. Yani birçok kişiden de dedi, böyle dedi olaydan rast geldim dedi. Rastladım dedi. Neyse sonuçta sağ olsun o adam bize yardımcı oldu. Git
mesela o demet zarflar var ya, yarısını hı-hı bana verdi, yarısına beraber bakalım dedi. Sen de hiç sorması gözümden gördü dedi. Bana verdiği demetin içinde çıkmadı. Ondan çıktı. Bu böyle devam etti arkadaşlar. Yani en sonunda Zeliş'e de resmini gönderdim. Ona da bizim Kadir Efendi'ye ben bir şeyler aldım. Onunla alakalı bir şey göndermiştim. Görmedi. Resmini buna gönderdim. Görmedi. Aradım. Dedim böyle böyle. Kadir'in dedim kitabı bu muydu falan neyim diye resmini attım. WhatsApp'a bir bak dedi. WhatsApp'ına bak dedim. Kitap mı alınacak falan. O da tekrar beni aradı. Gelmiş falan diye. O da bayağı bir sevindi. İster istemez seviniyor. Yapmış olduğu yemeğin karşılığını almak çok güzel bir durum bu. Aynen. Hak ediyor. Sizler sayesinde, sizin desteğiniz sayesinde bu işler, bu süreç böyle devam ediyor. İnşallah devam edecek de. İnşallah. Benim diyeceklerim bu kadar. Benim bu olayım bu. Valla çok mutluyum arkadaşlar. Anladım. Yani çok mutluyum. Bu zarfı çok bekledim. Gelmeyecek diye artık ümidimi kesmiştim. Artık kanalım kapanacak kesin dedim yani. Hani kanalı açtığıma çok pişman oldum. Video çekmeyi falan bıraktım. Yani binde bir arada bir çekiyordum. Çünkü hani emeklerim hep boşa gitti diye düşündüm. Eşim Allah razı olsun hep destek oldu bana. Öyle düşünme dedi. Gelecek illa falan dedi. Emeklerin boşa çıkmayacak dedi hep. Sağ olsun desteklerini esirgemedi. Sizlerin de desteğiyle inşallah kanalım bir yerlere gelecek bundan sonra. Bu şekilde yolumuza ilerleyeceğiz yolumuza. Zeliş'in hayatı inşallah devam edecek. Yola devam diyecek. Evet. Yani bugünlük bu videomuz bu şekilde oldu. Yani böyle bir açıklama yapalım istedim. Zarfım geldiği için sizlerle böyle bir paylaşmak istedim. Çünkü çok takipçim vardı. Özellikle Yeter ablam, Tülay ablam çok soruyorlardı. Zarf geldi mi? Zarf geldi mi? Evet, zarf geldi. En sonunda geldi. Çok şükür. Yani böyle bir açıklama yapmak istedik sizlere de. Sizlerle paylaşmak istedim. İnşallah bu zarfı bekleyen arkadaşlar da İnşallah. İnşallah yerlerine o zarflar geçer. Aynen. Şimdi bunu tabii ki zarf bekleyen takipçilerim de vardır. Ya da videomu izleyecek olan kişiler vardır. İnşallah benim de zarfım gelir falan diyordur. Allah'ım onlara da nasip eder inşallah. Onu hani yaşayan kişi anlar, yaşayan kişi bilir bunu, bu duyguyu. Allah'ım inşallah sizlere de yaşatsın. Sizlerin de emeklerini boşa çıkartmasın. Hani ya, sınıfta takdir, teşekkür alır da bir insan sevinir mi? Vallahi çok sevindim yani. Çok mutlu oldum. İnanır mısın zarf gelene kadar yani zarf gelene kadar demeyeyim de bayağı bir ara veriyordu. İşte iki haftada bir. Hiç içinden gelmiyordu yani. Çünkü umudunu kesmişti. Bir de hani artık izlenmelerim falan da çok düştü. Evet. O yüzden de yani moralim bozuluyordu. Ya izlenmelerin şöyle sık sık video atmadığın için tamam mı? Belki de bilmiyorum yani. O yüzden mi? Hani artık atmıyor diye düşünüp de mi kanalıma girmiyorlardı, bakmıyorlardı? Onu da bilemiyorum. Neyse yani olsun. Geç oldu. Güç aynen. Olmasın geç diye. Olsun da güç olmasın. Elime ulaştı çok şükür. İnşallah yola devam diyorum. İnşallah. Kanalımda kalın inşallah. Bugün kanalıma, de böyle oldu değil mi? Evet. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Zeliş'in hayatında kalın. Bize destek verin. Kanalım inşallah iyi yerlere gelsin. İnşallah sizlerin sayesinde bir yerlere gelir. İnşallah. Sizlere destek verin. Çünkü ben bu yola çıktığımda yani evime bir katkı olsun diyerekten. Hani hiç olmazsa dedim yani eşime bir destek olayım. Hiç olmazsa bir mutfak masrafımı karşılayabileyim diyerekten başladım. Daha sonra da yani başladıktan sonra da hani sevenlerimizi falan gördükçe hani bir aile olduğumuzu tabii, da tabii. Hani görünce daha da böyle yani severek yaptım bu işi. İş diyorum çünkü kendime yani ben bunu bir iş olarak algılıyorum artık. Sizler böyle videolara yorum yaptıkça inanır mısın? Yani insan mutlu oluyor. Bak bizde sevenlerimiz varmış. Evet. Bizim de videolarımızı izleyen varmış gibi.
Yani siz öyle yorumlar yaptıkça biz seviniyoruz. Yani illa ki kötü yorum yapan da olacak. Bazen ama böyle ne yapalım, herkes yerinde mutlu olsun. Bazen böyle hani bir çarşıdır pazardır gittiğim zaman bazen böyle bir takipçiyle hani falan karşılaşıyorum. Sen zeliş değil misin falan diyorlar. O zaman da bir daha bir mutlu oluyorum. Demek ki izleniyor kanalım diye düşünüyorum. Yani insan bir mutlu oluyor. Yani anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Fazla lafı uzatmayalım arkadaşlar. Sizleri de sıkmayalım. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar. Kanalımızda kalın.